Herkese merhabalar. Yatırım Finansman Menkullerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Strateji ve Yatırım Danışmanlığı bölümünden Vahap Taş'tan. Küresel piyasaları biraz değerlendireceğiz. Tabii bir miktar FED'i atlattık yani piyasalar o FED endişesini büyük ölçüde atlattı ama toplantı sonrası hareketlenme daha çok enflasyon beklentilerinde oldu. İşte Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri %2.40'lara geldi. Tabi sadece Amerika değil yani küresel tahvil piyasasının genelinde Faizler cephesinde bir yükseliş var. Dolayısıyla tahvil tarafına e, bir çıkış e, geliyor. Enflasyon beklentinin yukarı eğilimde olmasının e, burada etkisi var. Tabi burada bir, bir miktarda yani Rusya-Ukrayna krizini çok fazla konuşuyoruz. İşte e, artan petrol fiyatları, artan işlenmemiş ham gıda ürünleri üzerinden e, konuştuğumuz sürece dünyada manşet enflasyonun ciddi bir şekilde yukarı gittiği bir e, dönemdeyiz ve e, görünen o ki ki zaten işte anket bazlı beklentiler de zaman zaman paylaşılıyor. Görünen o ki e, enflasyondaki yukarı yönlü riskler bir süre daha e, devam edecek ve hani Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın da bir dönem beklediği gibi yılın ikinci yarısında bir işte düzeltme yavaş yavaş bir geri çekilme e, görme ihtimalimiz yavaş yavaş azalıyor. Şimdi ee, tabi bir taraftan bunu konuşuyoruz. Bir taraftan tabi Rusya-Ukrayna krizinin yavaş yavaş e, ülkelerin ekonomik faaliyetin olan etkisini de görmeye başladık. Öncü veriler e, geldi. İşte PMI'ler üzerinden e, konuşacağız e, daha çok. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız e, Avrupa'da zivi güvenliği üzerinden tartışmıştık. İşte yine e, Amerika'da New York Fed'in ve Philadelphia Fed'in imalat anketleri gelmişti. Aslında biraz daha e, genele vurduğumuzda e, PMI verileri, market verileri... Biraz daha belirleyici e, olabilir piyasayı biraz daha yönlendirebilir hatta en azından piyasadaki e, ajanların tamamını yani piyasadaki katılımcıların tamamını ekonomik faaliyete katılımcıların tamamını aslında etkileyecek bir veri olması nedeniyle PMI öğrenilmiş. Şimdi e, baktığımızda e, dün PMI raporu açıklandı Amerika için konuşacak olursak iyi yani grafik olarak şurada genel, genel olarak bakmak mümkün e, ve hala yükselişini e, sürdürüyor 50'nin üzerinde. E bu da bize ilk çeyrek için Amerika ekonomisinde kuvvetli bir yükseliş sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Ama tabii şey var yani hala Amerika'daki şirketlerin bir tedarik zinciriyle ilgili problemi var. Bunu geçmiş dönemde de gördük ama manşet rakamlara baktığımızda yani kompozit dediğimiz hem imalat hem hizmet sektörünü barındıran işte üretim endeksi 8 ayın en yükseğinde yine hizmet sektörünün faaliyet endeksi 8 ayın en yükseğinde gibi bir takım detaylar var ama altta şurada baktığımda özellikle market analistlerinin yaptığı yorumlardan biri özellikle hizmet sektörü içinde değil ama imalat sektörü için bir tedarik zinciri probleminin olduğu yönünde ama genel çerçevede Covid etkisi yani pandemiyle ilgili şirketlerin bir endişesi var mı diye baktığınızda hayır hem Avrupa için biraz daha Avrupa yani Avrupa'yı birazdan da göreceğiz ama Amerika için de açıkçası pandeminin etkileri tamamen azalmış durumda. Hatta muhtemelen en düşük seviyelerdeyiz. Avrupa için baktığımızda tabii manşet rakam beklentilerin üzerinde geldi. Bu bir miktar beni de şaşırtmış bir konu ama çok şaşırtıcı olmayan bir konu da yani işte yakın zamanların düşük seviyelerinde. Ama yine de manşet rakam çok yüksek seviyede olsa bile şurada belki grafikte geçmiş dönemi biraz daha görüyoruz pandemi etkisini. Ee, şuradaki sert düşüşte bir nebze görmek mümkün ama e, özellikle S&P'nin e, baş ekonomisinin yaptığı yoruma e, baktığınızda e, şu bölgede özellikle evet e, COVID-19 vaka sayısı işte yılın en düşük seviyelerinde yani pandemiden sonraki belki de e, en düşük seviyelerde ama e, şunu söylüyor e, S&P'nin baş ekonomisi burada e, Mart ayında Şubat ayına göre şartlar çok daha kötü. Ve e, gelecek beklentileri aslına bakarsanız o kadar iyi değil. E, tabii ki Ukrayna krizinin bir direkt yansıması var ama dolaylı olarak da muhtemelen imalat sektörü için bir art tedarik problemini artıracak bir e, sorun gibi görüyor ve tabii ki enflasyona dair risklerin hala yukarı yönlü riskleri kuvvetlendirecek bir e, problem olacağını da önümüzdeki dönemde gösteriyor. Şimdi ikinci çeyrek için bu durumda e, Avrupa tarafına e, çok iyi bakamayacağız gibi duruyor. Buradan yola çıkarak gidecek olursak bugün ayrıca tabii İFO iş güveni de açıklandı. Avrupa için bakacak olursak tabii ben yani başta Almanya ve Avrupa için bakacak olursak orada dikkatimi çeken noktalardan biri şirketlerin beklentileri, geleceğe dair beklentilerde oldukça sert bir kırılma var. Şu an ona faaliyetlerde çok ciddi bir etkilenme söz konusu değil. Yani şuradaki gri çizgi şu anki faaliyeti gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. O tarafta çok ciddi bir kırılma e, beklenmiyor ama yılın geri kalanına dair çok ciddi bir düşüş var. Şurada da zaten beklenti endeksinden endeksinde 98.4'ten 85.1'e kadar bir e, sert düşüş söz konusu. Şimdi bu ortamda e, borsalar tam tersi bir hareketle e, yukarı gidiyor. Orada birkaç göstermek istediğim ekstra grafik var. Bakıyorsunuz küresel tahvil faizleri işte Amerika'yı konuşacak olursak burada ana göstergi olarak 10 yıllık faiz 2.40'lara kadar geldi. Oralarda bir durulma içerisinde enflasyon beklentileri yükseliyor ama Fed'e dair endişeler artmış durumda. İşte Mayıs ayında 50 bas puan faiz artırımı gelecek. Haziranda bir 50 bas puan faiz artırımı daha gelecek. Yani kuvvetli ve erkene alınmış bir faiz artırım sürecine girmesi beklenen bir Fed var ama borsalar yukarı hareketi içerisinde neden diye soracak olursanız da onun cevabı biraz da aslına bakarsanız e, reel faizlerde kendini gösteriyor. Şimdi e, iki grafik var göstermek istediğim biri e, tahvillerle e, S&P arasındaki ilişki ama e, şurada e, nominal faizler yani 10 yıllık faizi burada baz aldım e, beyaz çizgi Amerikan 10 yıllık tahvil faizini gösteriyor. Sarı çizgiye baktığınız ise aslında reel faizleri gösteriyor. Yani enflasyon beklentileriyle düzeltilmiş bir e, faiz oranı olarak düşünebilirsiniz. Eee derlediği bir veri olarak. O tarafta dikkat ederseniz reel faizlerde çok ciddi bir e, kuvvetlenme yok. Yani işte e, nominal faizlerdeki o sert yükselişin benzerini reel faizlerde göremiyoruz. Ama e, bu demek değil ki işte reel faizler yükseliyor. E, aradaki ilişki eee bozulmadı. Değil çünkü S&P ile eğer ki faiz tarafını karşılaştıracak olursam tabi burada faizleri e, ters çevirdiğim gibi düşünün aradaki korelasyon e, birebir e, olsun diye e, burada dikkat ederseniz faizler e, yükselişini e, korurken e, bir miktar S&P'de ters hareket gördük, düşüş gördük. Şu an onun e, tam tersi var yani faizler yeniden yükselirken S&P'deki yükselişte yukarı hareketle de devam ediyor. Burada acaba bir miktar e, yani bir uyuşmazlık söz konusu mu diye bakacak olursanız bana kalırsa evet. Yani e, tabi Rusya-Ukrayna krizine dair geçmişteki kadar karamsar bir hava yok. E, saldırılar devam ediyor. NATO'nun aldığı kararlar var. İşte Avrupa belli yaptırımlara e, tabi tutuyor Rusya'yı. Rusya da buna karşılık olarak enerji ödemelerinde işte ruble e, talep ediyor. Bu tip gerginlikler var ama çatışmanın e, bölgenin dışına çıkmayacağına dair bir algı oluştu. Bu algı şu aşamada piyasaları biraz daha yukarıda tutuyor ama e, sürdürülebilir mi? Faizlerin şu anki seviyesinde e, bana kalırsa çok da e, sürdürülebilir değil. Yani bir dönem e, demin bir önceki grafiğe de baktığımda burada nominal faizlerin yukarı harekete devam edecek olursa enflasyon beklentileri sabitken reel faizler de yukarı girecek ve bu da açıkçası e, borsalar üzerinde Baskı yaratabilir diye düşünüyorum. Tabii S&P için konuşacak olursak burada belki ana zirvelerin altındayız ama genel resimde şuradaki zirveyi zorlayacağımızı düşünüyorum. Yani 4550 diyelim kabaca şuradaki zirve bölgesine 4550'lerin üzerine muhtemelen zorlayacağız S&P'de ama üzerinde kalır mıyız kalamaz mıyız sorusu bana kalırsa biraz daha problemli bir soru. Küresel risk iştahı e, pozitif ama faizlerin yukarı hareketinin devam ettiği ortamda 4550 üzerinde ne kadar tutunuruz e, o bir soru işareti. Tabi ana ortalamaların altını test ettik yani şuradaki zirve hareketinin ardından yani işte e, 50 günlük ortalamanın altına e, geriledik. Belki şuraya 200 günlük ortalamayı da ekleyecek olursam e, biraz daha bana ana resmi gösterecek çünkü 200 günlük ortalamanın altına ee, çok e, indiğimiz dönemler olmadı ki şurası pandemi olarak değerlendirecek olursak burayı da aslında şu bölgeyi de Rusya-Ukrayna krizinin patlak verdiği dönem e, olarak düşünmek mümkün ama ben biraz daha kısa vadeli baktığımda e, 50 günlük ortalamanın e, biraz daha önemli olduğunu e, düşünüyorum açıkçası e, burada. Tabii benzer bir görüm, görünüm e, Dow Jones için de söz konusu. Orada belki biraz daha isteksiz bir hareket var ama. Zirveden öte, en azından şuradaki e, dibin üzerinde kalmamız bana kalırsa Dow Jones tarafında çok daha e, kritik bu ki o zaten 33.800 bölgesinden geçiyor. E, Dow Jones'un biraz daha burada e, kırılgan kaldığını söylemek gerekiyor. Eğer ki bir e, trend dahilinde de e, takip edecek e, olursak e, kabaca şurada trendin üstüne geçmeye çalışan bir Dow Jones var ama. E, S&P ile S&P faiz ilişkisinde altını çizdiğim husus tabii ki e, bura içinde geçerli onu da belirtelim. Tabii faizler söz konusu olunca e, Nasdaq'ı e, burada dışarıda bırakmamak gerekiyor ki e, Nasdaq'ın son dönemdeki düşüşü e, S&P ve Dow Jones'a göre biraz daha sert olmuştu. Faizlerin yukarı yönlü hareketi e, tabii bir miktar Nasdaq üzerinde baskı yarattı ama e, yine reel faizler konusunu burada e, gündeme getirecek olursam reel faizlerin düşük olması e, şu anda bir miktar e, nazlaki e, yukarı çekiyor. E, buradan altına geçmek istiyorum hemen çünkü Nasdaq faiz ilişkisini ve reel faizleri konuştuktan sonra e, altını buraya dahil etmemek e, çok doğru e, doğru olmaz. 1950'lerin üzerine yerleşti ama e, çok da açıkçası buralarda. E, kalıcılık sağlayacağı kanaatinde değilim. Buradaki ana beklentimde yani işte faizlerin yukarı yönlü eğilimi devam edecek. E, tabii ki bir enflasyon ortamı var. Bu enflasyon ortamı e, altın tarafına ciddi bir şekilde yoruyor. Ama reel faizlerin yukarı yönlü hareketini koruması da e, getirilerin artması demek. Bu da e, altın talebini bir miktar e, sıkabilir. Ama geri çekilmelerde yani kabaca 1900 veya şuradaki işte 1915 destek bölgesinde de Kuvvetli bir e, tutunma oluşacağını düşünüyorum ki 1915 e, desteğinin karşılığı aslında bakarsanız e, şuradaki e, zirve bölgesine karşılık geliyor. Biraz daha eğer şurayı e, kalın çizecek olursam. Altının tabii e, bu tutunması fonlar tarafında da karşılığını buluyor. Şu an işte e, bu hafta da önümüzdeki hafta pazartesi e, çıkaracağız. CFTC raporunu ve CFTC verilerine göre de şu anda altında net long net uzun pozisyon sayısı da zaman zaman artış eğilimini koruyor. Şu ortamda bu oldukça önemli. Tabii ki Rusya Ukrayna krizinin etkileri var ama bir taraftan da küresel faizlerdeki artışa karşın güçlü duran bir altın söz konusu. E, tabii Rusya-Ukrayna krizi e, en çok para yani para birimlerini ne tarafta etkiledi derseniz de en çok etkilenen e, para birimlerinden e, biri Euro oldu. Her ne kadar e, yeniden böyle bir yükseliş içerisine girmek istese de yani dikkat edin 1.11.30 gibi bir e, ana dip var. 1.11.30'un üzerine henüz geçememiş durumda. Bu yönde bir isteği var ama e, gerek tabii Rusya-Ukrayna krizi bir jeopolitik risk Avrupa için yani coğrafya yakınlık nedeniyle bu çok önemli. Doğu Avrupa kurları, Doğu Avrupa para bilimleri, Doğu Avrupa borsaları genel olarak bu durumdan rahatsız ve çok daha önemlisi zaten işte yani Avrupa'yı Almanya ekonomisi üzerinden izleyecek olursak da Avrupa'da öncü veriler, Almanya'da öncü veriler başta. ikinci çeyrek için çok iyi sinyaller vermiyor şimdi. Bu ortamda Euro'nun 1.11 30'ların üzerine geçmesi çok zor görünüyor ama bu yönde bir istek var. Avrupa Merkez Bankası da yükselen enflasyondan rahatsız. Bunu zaten zaman zaman dile getiriyor. Bu algıyla belki 1.11 130ların üzerine çıkarız ama bu seviye aşılmadan açıkçası euro için çok fazla bir güven içerisinde değilim. Fonların hareketine baktığımızda ise şu anda CFTC verileri yukarı potansiyelin yükseldiğine işaret ediyor. E Brent tarafına gelecek olursak tabii Rusya'nın enerji ödemelerinde rubleyi kullanacak olması yani bu yönde bir misilleme yapması petrol fiyatlarını yukarı çektim. Normalleşme için yani genelde hani konuşuluyor. Ya yani Brent nereye gelirse biz normal seviyeye geldik e, sorusunun cevabında e, tabii ki burada yani işte ana ortalamalardan birini baz alacak olursanız 100 dolar bölgesidir ama bana kalırsa şuradaki zirvenin altına gelmeden buradaki 85 dolara karşılık geliyor. 95-100 dolar bandı ve 85 dolar bandının altına gelmeden açıkçası Brent petrolde bir normalleşme sürecine girdik demek için erken. Rusya'nın e, ruble ile ilgili attığı adım açıkçası şu anki fiyat hareketlerinde biraz suni olarak gördüğümüzü belirtelim ama e, tabi ciddi bir talep var. Yani büyüyen bir Amerika var. Şu anda Amerika'dan petrol stokları 5 yıllık ortalamaların yani yanılmıyorsam %10-12 kadar altında ve düşük seviyelerde aslında bakarsanız. İşlenmiş petrol stokları yine uzun vadeli ortalamalara yakın. Bu bir miktar belki petrol fiyatlarının yukarı hareketini e, sınırlıyor. Ama genel resimde Rusya-Ukrayna'yı konuşmaya devam edeceğiz. İran konusu zaman zaman gündeme geliyor. Ama İran'ı şu anda e, üretime dahil edebileceği en fazla rakam 1 milyon varil e, günlük. Tabii bunun e, ticarete dökülmesi ayrı bir resmiyet söz konusu. E, bu süreç muhtemelen Amerika'da da e, Cumhuriyetçi kanat tarafından da tıkanacak gibi e, duruyor. Şimdi dışarıda bunlar olurken e, en son içeriği konuşacak olursak içeride kuvvetli bir yükselişle e, beraber hani 2080-2085 hem hani de işte 2060 yani buradaki ana zirveleri konuşacak olursak bunların üzerine geçtik ve e, kapanış bazında e, şuradaki kapanışı baz almazsak geçtiğimiz gün e, tarihin en yüksek ikinci e, kapanış seviyesinde yaptık. Bir miktar e, zirvelerde yorulma dikkatinizi çekiyordur burada ama genel resimde şöyle bakacak olursak yani 5 günlük ortalamayı bir destek olarak eğer e, takip etmek isterseniz de e, şu anda 5 günlük ortalamanın geçtiği 2170'ler 2160 2170 bölgesini ben ana destek olarak burada e, takip etme taraftarıyım. E, bu bölge üzerinde kaldığımız sürece de açıkçası e, pozisyonlamalar korunabilir kanaatindeyiz. Biz günlük olarak zaten yani yatırım finansman menkullerleri olarak Günlük tarafta pozisyon önerilerimizi zaten veriyoruz yatırımcılarımıza. Günlük ve haftalık olarak işte belli marjlarda trade önerilerimiz devam ediyor. O yüzden genel resimde ben 2150-2160 ya da işte burada ortalama 5 günlük ortalama üzerinde kaldığım süreç çok büyük bir risk görmüyorum. Bunun altına geçmemiz durumundaysa artık ana destek 2080-2085 veya işte kabaca 2100'leri de değerlendirebilirsiniz. Alım için biraz daha o bölgeyi Beklemek daha doğru olacak ama e, genel resimde bakarsanız son 3 gündür e, zirvelerde bir geri çekimli var. Bu da bir düzeltme mi var gibi bir e, sinyali beraberinde getiriyor. Hacimler fena değil ama e, bu arada tabii bir alt detay da vermek gerekiyor. E, endeks'in en büyük şirketleri yani piyasa değeri en büyük şirketlerden temettü dağıtımı geldi bu hafta içerisinde. Ve temettülerden doğacak bir nakit fazladan nakit olacak. Bunun da riskler biraz daha dengeli olduğu takdirde Borsa İstanbul tarafına yeniden bir giriş yaratacağını düşünüyorum onu da belirtelim. Son olarak kur tarafına bakacak olursak dolar tl'de ana direnç olarak gördüğümüz 13.90'ların üzerinden sonra artık ana destek olarak 14.50-14.60 bölgesini takip edeceğiz. Kısa vadeli ortalamalara çok yakın seyrediyor. Açıkçası yani 15'ler kırılmadan yani 14.90-15 bölgesi kırılmadan şu aşamada yukarı eğilimin çok ciddi bir güç kazanacağı kanaatinde değilim. Ama eğer ki bu taraf kırılacak olursa bir miktar daha yukarı potansiyel olduğunu altını çizmek gerekiyor. Geri çekilmede ise yani 1450 14, 60 ana destek ama benim takip ettiğim ana destek burada 13.90-13.90-14 bölgesi. Bu bölge üzerinde kalmamız şu anda TL negatif bir etki yaratıyor. Burada opsiyon piyasasını da aslında göstermek istiyorum çünkü 1, 3 ve 6 aylık opsiyon piyasası biraz daha sakin. Yani ciddi bir kur yükselişine dair işte kısa orta vade konuşacak olursak bir beklenti yok ama 1 yıllık vadeye bakarsanız opsiyon piyasası, opsiyon volatilitesi yüksek. Bu da orta uzun vadede Türk lirası üzerindeki baskının bir miktar daha devam edebileceğini gösteriyor. Kur korumalı mevduata ilişkin olarak da ilk ödemeler e, zaten yapıldı. Oradaki rakamın da sürekli arttığına dair zaten haber akışı geliyor. E, şimdilik e, dediğim gibi 14.90-15 bölgesini e, kuvvetli e, direnç olarak takip etmeye e, devam edeceğiz. Haftaya e, çok farklı bir yayınla karşınızda e, olacağımızı umuyorum. Herkese şimdiden iyi hafta sonları, bol kazançlar dilerim.